Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini gördüğünüzü karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qınam sizdiqtanlar ekranımızda bolsun. Xitay Taşqi İşlar Ministerliği çet elliklerini Şarık Türkistan'a çağırdı. Xitay yakınki yıllardan beri xalqara cemiyetinin gözünü boyaş üçün Şarkı Türkistan'ın köplügen caylarda sayahat oranı tayarlıgan bulup, Xitay Taşqi İşlar Ministerliği yılının 5'de dünyanın her kaysi caylardaki sayahatçilerini Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılışkı çakırıp, Şincan'ın inaklıqı ve mokumluğunu his kılışını karşı alımız de bildirledi. Xitay Taşqi İşlar Ministerliği'nin bayanatçısı Wang Minbin 5. yanvar ötküzülgen karallik muhbirlerini kütüveliş yığanı da Xitay Teşviqat Organı Merkezi Televiziya Stansı'nın muhbirinin sualıga cevap verip, Şinjan'ın işki hemişe uçuk. Dünyanın her kaysi caylardan kelgen texamı köp dostlarının Şinjan'ı ziyaret kılıp, Şinjan'ın güzelliki, inaklıqı ve mokumluğunu his kılışkı çakırımız dep jar saldı. Wang Minbin ötken bir yılda Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Hindonezya, Malayziya, Japonya, Mısır, Fransiya, Germaniya, Şivisariya, Kanada, Arab Elleri İhtipaqi, İslam Hemkarlıq Teşkilatı ve başka devletler vekillerinden teşkillenen 200'ye yakın grupıdaki 4300'den artıq çet ellik mihmanın rayonunu ziyaret kılığallıqını, onlarının nurgun caylarını ziyaret kılıp, mescitlerde dini xadımlarının vəz nesihetlerini anlığallıqını, her millet halkının bəxtlik turmuşuğu şahit bolğallıqını eğitip bildirildi. Küzetküçüler Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da icra kılvatkan irqi qırğınçılıq cinayetini xalqara cemiyetini yoşuruş üçün yıqınqı bir neçi yıl mabeynide Şarkı Türkistan'da məxsus sayahat rayonu yasap, şunlıqlı yıqınqı yıllardaki məskit yıqış hareketide məqsətli qaldırıp qoyğan azsandaki məskitlerden paydalınıp köz boyamçılıq kılvatkanlıqını çet elden kelgen herqandaq kişilik hukuk organları yaki devlet vekillerinin pekat Xitay bekitken çeklik uğrullarını ziyaret kılalaydıqanlıqını köplügen Xitay parasların bu jarayanda Xitayning irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirishiga sherik bo'lganligini bildirishmoqda. Xitayning Yunnan o'lkasiga Birmaning zambirak o'qi tushdi. Birmaning shimolidan etilgan zambirak o'qi Xitayning Yunnan o'lkasiga tushib, nurg'un kishi yaralandi. Xitay darhol e'tiroz bildirdi. Amerika vazının 4 yanvardaki haberde bildirilişçe, Birma'nın şimalideki Birma hükümet armiyesi bilen kozgulançılar otursudaki tokunuş keskin devamlı şivatkan bulup, Birma'dan etilgan zembirek oki hata halda Xitay'nın Yunnan ülkesindeki çigrağı yakın bazarga çüşken. Xitay rejimi bu axtı Birma tarafki narazılıq bildirgenlikini etkan. Xitay Taşqi İşlar Ministerliğinin bayanatçısı Wang Minbin qarallik muhbirlarını kütüveliş yığınıda Xitay tarap Birmanın şimalideki tokunuş vaziyetige intayin köngül bölüp kelmekte. Xitay qorallıq tokunuştin kelip çıkan talapetke qarşı küçülük narazılıq bildirdi degen. Bildirilişçe Yunnan ölkisi Jinkang Nahiyelik Komitetinin Teşviqat Bölümü çarşamba günü çet elden etilgan zembirek okunun nahiyanın Nenşan bazırga tüşüp yerlikteki bir kısım kişilerinin yarlanğanlıqını dəlilligen. Jinkang nahiyesi Birmanın şimalideki Kokang Abdunum rayonu bilen çigralındıgan bulup, çigra uzunluğu 96 kilometre kilidiken. Birma harbi hükümet armiyesi bilen Birmanın şimali çigra rayonlarındaki yerlik korallık güçleri otursudaki tokunuş, ötken ili öktabrına ahırıdan başlap partılıgan bulup, tokunuş künsiri keskilleşip, Xitay'a təsir kılışkı başlıgan idi. Sri Lanka Xitay paraxotunun deniz tevalikiga kirishini çekledi. Sri Lanka Xitay tekşürüş paraxotunun öz deniz tevalikiga kirishini çekilgen bulup, Xitay bu meselede Hindistan'nın Astrid'in kuturatkanlıqını dava kıldı. Amerika vazının bugünkü haberde bildirilişçe, Sri Lanka Xitay'nın ilmi tekşürüş paraxotu Shangyanghong 3'nin özünün deniz tevalikiga kirishini çekilgen. Arkadan Xitay bununla narazılıq bildirip, bu kararının arkası da Hindistan'nın diplomatik besimi varlığını dava kılgan. Bildirilişçe Xitay'nın Shangyanghong 3 namlıq atalmış ilmi tekşürüş paraxotu 5 yanvar Cənubi Hindi Okyanının çunqurluq dərəcəsini tekşürüşge başlaştığın bir neçə gün ilgiri Sri Lanka hükümeti Xitay paraxotlarına bir yıllık çekleş buyruğu çıkargan. Sri Lanka Taşqi İşlar Ministeri Ali Sabri bu kararını ilan kılıp, hükümetinin çet el tetkikat paraxotlarının portlarını işiltişini vaxtınca toxtışı meselesi bizden bir kısım iktidar kuruluşumuzu yol edip, biz üçün bu xil tetkikat faaliyeti de beraber şeriklik salahiyet bilen hemkarlık ornitişini kolu geldiriş üçün degen.
Sri Lanka Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Niluka Kadurukamova juma kuni bu cheklashning barliq chet el paroxotlari uchun kuchga ega ekanligini ta'kidlagan. Tadqiqotchilarning aytishicha, Xitoy ilmiy tekshirish paroxotlarining faoliyatlari harbiy tekshirishga tehamo o'xshab ketadi ekan. Ularning vazifasi harbiy nuqtadan dengiz okean sohasini atrofliq kuzatish ekan. Bu sababli Sri Lanka Xitoy paroxotlarining o'z tavalligiga yaqinlashishiga ruxsat qilmagan. Ma'lum bo'lishicha, odatda Xitoyning ilmiy tekshirish paroxotlari ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanmaydi ekan. Belki Xitoy bu xil usul orqali strategik va harbiy maqsadlar uchun uchur to'playdi ekan. Rusiya Ukrainaning Qrim orlig'i boshqarilgan bomba otganligini bildirdi. Rusiya Davlat mudofaa ministrligi Ukrainaning Qrim yarim orlig'iga boshqarilgan bomba bilan hujum qilganligini uqtirdi. Rusiya Davlat mudofaa ministrligi bayonot e'lon qilib, 4-yanvar Moskva vaqti soat 17:20 minut o'tganda Ukrainaning aeroplanga saplangan boshqarilgan bombalarni ishlatib, Rusiya zaminlarida terrorlik hujumi paydo qilishga urinish harakati to'sib qilindi deganlarni qayd qilgan. Bayonotda Rossiya havo mudofaa tizimining Qrim yarim orli tavalligida Ukrainaning 10 boshqarilgan bombasini pochaqlab tashlaganligi bildirilgan. Rossiya 2014-yili Qrimni qonunsiz egilib olgan edi. Iranda yuz bergan hujumlarning javobgarligini DoIsh ustiga oldi. DoIsh terrorlik tashkiloti oldingi kuni Iranning Kerman shahrida yuz bergan terrorlik hujumlarining javobgarligini ustiga oldi. Turkiya Avaz radiosi xabarida qayd qilinishicha, DoIsh terrorlik tashkilotiga yaqin Telegram adreslarida e'lon qilingan bayonotda Iranda yuz bergan terrorlik hujumlarining o'zini o'ldirib olish harakati ekanligi ta'kidlangan. Bayonotda Kermandagi Qasim Sulaymoniyning qabrisiga yaqin joyda 2 odam bombaning o'lik va yarador bo'lib 300dan ortiq odamga zarba berganligi ilgari surilgan. Iron taratqularining ismi oshkorlanmagan bir manbani asos qilgan xabarlarda birinchi portlashning kimligini aniqlash xizmatlari davomlashayotgan bo'lib, bir er odam bomba tomonidan sodir qilinganligining aniqlanganligi, ikkinchi portlashnimi bir odam bombaning sodir qilgan bo'lish ehtimolligining nazarda tutilayotganligi qayd qilingan. 3 yanvar Amerika tomonidan qaslab o'ldirilgan Iron inqilob muhofizachilari armiyasi Quddus qismlarining sobiq qo'mondoni Qasim Sulaymoniyni xotirlash faoliyati o'tkazilayotgan jarayonda 2 qitim ayrim portlash yuz berib, 103 odam hayotidan ayrilgan, 284 odam yaralangan edi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi yillik xulosa yig'ini o'tkazdi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi 4-yanvar Istanbulda 2024-yillik tunji kengaytirilgan oliy kengash yig'inini o'tkazib, oldingi 1 yillik xizmatlarini xulosaladi. Yig'inga Turkiya va boshqa davlatlarda faoliyat qilayotgan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga a'zo tashkilotlarning raislari, tashkilot vakillari, ulamolar, akademiklar va jamoat arboblari bevosita yoki to'g'ridan ishtirok qildi. Kengash yig'inida oldi bilan tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon ichki so'zi qilgandan keyin tashkilotlar birligining 2023 yillik xizmatlari tanishtirilgan film qo'yildi. Arqadan tashkilotlar birligining katibat bo'limi 2023 yillik xizmat ahvolidan tafsili doklad sundi. Keyin tashkilotlar birligining moliya bo'limi 2023 yillik kirim chiqim ahvolidan doklad berdi. Kengash yig'inida har qaysi tashkilot raislari, jamoat arboblari, akademiklar Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi qilayotgan faoliyatlar, kelgusi xizmatlar haqida tanqid va taklif fikrlarini o'tirg'i qo'ydi va bu haqda muzokara qilindi. Kengash yig'inida yana Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining 2024 yillik xizmat belgilari, faoliyat jadvali, 2024 yillik moliya hamjoti o'qib o'tildi. Oxirida Marmara universiteti hadis ilmida doktorlik unvoniga erishgan ustoz Avaz Nurmuhammad va Kutahya universitetida islomiy ilmlar bo'yicha magistrlikni bitirgan ustoz Zikrulla olimga ton va doppi kiydirildi. Hurmatli ko'rilmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ayatki programmamizni ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.